Hanımlar, beyler, herkese yeni bir videodan daha tekrar merhabalar. Efendim, bugün milyon dolarlık televizyon kanallarının çekmediği, yapamadığı işi sizler için yaptım. Üşenmedim. Mehmet Akif'teki arkadaşımızdan rica ettim. Türkiye'nin başlattığı bütün tahliye işlemlerinin en başından en sonuna kadar çekmesini rica ettim. O da sizler için beni de kırmayarak çekti efendim. Bunu ekranlarınıza getireceğim. Yani uçağa nasıl binilmiş, uçak ne kadar doluymuş, uçaktan sonra nasıl bir işlem başlatılmış, ondan sonra da 14 günlük karantina süreci nasıl işlemiş, bunları seyredeceğiz arkadaşlar. Evet, kendimle gurur duyuyorum. Bunda mübalağa etmiyorum. Çünkü milyon dolarlık kanallar bunları yapmıyor. Tıpkı S-400'ün içine girdiğim gibi zamanında. Efendim, kanalı takip etmeye devam edin. Çok enteresan şeyler de bulacaksınız ilerleyen zamanlarda. Aynı zamanda sizler için bir video da çektim. Tam da zamanına denk getirmişim herhalde. Malumunuz şu anda Türkiye'de mafya hesaplaşmaları internet üstünden dönüyor. Bir de şuraya tıkladıktan sonra sevgili arkadaşlar, Ermeni, Rus, Azerbaycan mafya babalarının mezarlarını göreceksiniz. Yani bu dünyada terör estiren mafya babalarının daha sonra nasıl anıt mezarları olmuş, nasıl değişik mezarları var, onları da seyredebilirsiniz. Evet efendim, video başlasın. Evet arkadaşlar, şu anda Leningrad tren istasyonundayım. Buradan Vnukovo Havalimanı'na geçeceğim. Yaklaşık 1 saat kadar bir yolculuğum var. Ardından Türkiye'ye gitmek üzere hazır olan uçaklarımıza geçeceğiz. Ama pasaport kontrol veya hangi şehre ineceğimle ilgili bir bilgim yok. Bu gibi bilgileri havalimanında edineceğimi düşünüyorum. Havalimanında sizlerle takipçilerimizle bunları tekrar paylaşacağım. Şu an Vnukovo Havalimanı'na gelmiş durumdayım. Ama şöyle bir etrafı göstermek istiyorum size. Yani koskoca havalimanı, hayalet havalimanı gibi, hiç kimse yok, hiçbir şey yok. Şimdi kontuarlara doğru geçiyorum. Türk Hava Yolları'nı bulacağım, evraklarımı vereceğim, pasaportumu onaylatacağım. Valizimi vereceğim ve sonrasına bakacağız neler olacak. Bu taraf böyle. Şu an gördüğünüz üzere Vnukovo Havalimanı'ndayım arkadaşlar. Evrak işlerimi hallettim, pasaportumu verdim, biletimi aldım. Zaten hiç kimse yoktu. Hani X-ray'den geçişte de sadece polisler pasaportumu istediler, o kadar. Ardından bagajlarım X-ray'den geçti ve direkt içerideyim. Hemen ardından Türk Hava Yolları'nın bulunduğu yere geçtim. Pasaportumu verdim ve gerekli evrakları aldım. Şu an Türkiye'ye gitmek üzere bekliyoruz. Tabloda Ankara'ya uçacak diye gözüküyor ama uçağın nereye gideceğini bilmiyoruz. Çünkü bir önceki gruplara da Ankara diye gösterildi bu tahliye uçuşları. Ama bir grup Kastamonu'ya gitti, bir grup Adana'ya gitti. Moskova'dan kalkan 22 Nisan tarihindeki uçaklar için diyorum. Bu 29 Nisan tarihinde yapılan 3. ve 4. uçuşlar olacak. Bunların da şu an nereye gideceğini bilmiyorum. 13.10'daki uçuş benim uçuşum. Aynı zamanda biraz böyle turlamak da istiyorum ki hani havaalanını da size tam olarak göstereyim. Hani hiç kimsenin olmadığını, cidden bomboş olduğunu size böyle göstermek istedim. Gördüğünüz üzere burası havalimanının girişi. Hiç kimse yok. Normalde bu mevsimde buralarda iğne atsanız yere düşmez. Ama şu an hiç kimse yok. Az önce pasaport kontrolden ve her şeyden geçtim. Ama gördüğünüz gibi havaalanlarının belki de en canlı noktaları duty free'lerdir. Moskova'daki duty free. Genel olarak böyle. Hiç kimse yok, her yer kapalı. Evet arkadaşlar, şu an uçağa geçmiş bulunmaktayım. Gördüğünüz üzere uçağımız bir Airbus 330-200. Gayet geniş bir hacme sahip. Ve gördüğünüz gibi sosyal mesafeyi korumamız için uçak tıklım tıkış doldurulmamış. Sadece bir kişi bir yerde oturacak şekilde. Yani aradaki mesafeye dikkat edilmiş bu uçuşta. Bir önceki uçuşta bunun dikkat edilmediği söylenmişti. Şu an durum çok iyi. Şören'le birlikte bu uçuşu gerçekleştireceğiz. Uçuş süremiz 2 saat 50 dakika olarak planlanmıştı. Yolcuyu genel olarak iyi olduğunu bekliyoruz. İnmeden önce sizlere iniş meydanıyla ilgili son hava durumunu arz edeceğim. Şu kabloları şahsım ve ekip adına iyi uçuşlar diliyorum.
olan elinde tuttuğum paketi verdiler arkadaşlar. Yemekler bunlar. Bunların içinde. Gördüğünüz üzere. Tam olarak hepsini açınca yine göstereceğim teker teker. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu ürünler verildi. Bir balık kraker. Kraker. Bir kek. İki tane sandviç. Limes meyve suyu. Ve gördüğünüz üzere küçük bir su. Verilen şeyler bunlar. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere az önce pasaportu verdim. İlginçtir. Pasaportu topluyorlardı. Şu an Nevşehir'deyiz. Kapadokya Havalimanı. Dışarıya çıkartmayacaklar galiba. Direkt otobüslerle KYK yurtlarına doğru bir yolculuk söz konusu olacak. Bu da geldiğimiz uçak, gördüğünüz üzere. Şu an valizlerimiz burada. Dezenfekte ediliyor. Arkadaşlar, odayı da birazcık göstermek istiyorum sizlere. Odanın içinde ne var ne yok diye. Burası bildiğimiz klasik KYK yurtlarından. Gördüğünüz gibi 4 yatak var yan yana. Ve hemen baş uçlarında birer komodin var. Zaten burada tek kişi kalıyoruz karantinadan dolayı haliyle. Hayli yetiyor yani bir kişiye burada gördüğünüz şeyler. Aynı zamanda geldiğimde yedek nevresim takımları şurada durmuştu. Şurada duruyordu yani, yedek nevresim takımları da vardı. Ben şu an onları değiştirdim. Yeni nevresim takımları da var. Şöyle odanın manzarasını da göstereyim size. Karşıda bir uçak var. Ne uçağı bilmiyorum. Aksaray Üniversitesi'nin KYK'sında kalıyorum. Gördüğünüz üzere. Böyle bir yer. Şu an geldiğim 14 günlük karantina süresini geçireceğim yer. Böyle bir oda. Gördüğünüz gibi yemek yiyenlerin ki böyle dışarı yemekler bırakılıyor. Burada çöp kutuları var. Burası benim odam. Burada günlük ateşimizle ilgili durumumuz, genel durumumuz yazıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere dışarıda adımın olduğu bir liste var. Burada her 12 saatte bir gelip ateşim ölçülüyor. Ateşim ölçüldükten sonra ateşimin derecesi oraya yazılıyor. Bir de genel durumumla ilgili bir bilgi yazılıyor orada. Anladığım şekilde bu süreç 14 gün bu şekilde devam edecek. Ve sürecin sonunda tekrar test yapılıp herhalde kontrolümüz yapılıp evlerimize dağılacağız. Bu arada buraya geldiğimiz ilk gün kapıdan girerken de test yapıldı. Ve testleri E-Devlet üstünden gördük. Bazı pozitif çıkanlar oldu ne yazık ki. Pozitif çıkanlar ayrı bir yere sevk edildi. Durumu ağır olanlar hastaneye götürüldü. İlerleyen süreçte. Yani önlemler had safhada diyebilirim. Benim gözlemlerim bu şekilde. Evet arkadaşlar, diğer ürünleri de göstereyim hemen. Gördüğünüz üzere bir şampuan, ıslak mendil, tırnak makası, kahve, çay, diş macunu, diş fırçası, sabun, el yıkamak için. Onun dışında çamaşır yıkamak istersek elde yıkamamız için bir deterjan var gördüğünüz gibi. Onun dışında tabii küp şeker var, bardaklar var, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve kettle var. Bu gibi ürünler biz gelmeden hazırlanmıştı. Tabii şurada bir de çöp poşeti var. Çöplerimizi bunlara doldurup
kapının önüne koyuyoruz. Kapıdan şey yapılıyor, alınıyor. Evet değerli takipçilerimiz, videonun bu kısmını çekmek için yaklaşık bir hafta kadar bekledim ki hani genel olarak size daha doğru bilgi verebileyim. Hani gelir gelmez ilk edindiğim izlenimlerle haliyle süreç içerisinde izlenimlerin farklı olacağını düşündüğüm için belli bir boşluk bırakmayı, bu dönemi tecrübe etmeyi istedim. Ve sizlerde takipçilerimize daha iyi bilgiler vereceğim şimdi. Öncelikle şu an yerleştirildiğimiz, bulunduğumuz yurt Aksaray ilçesinin sınırlarında Aksaray Üniversitesi'ne ait bir KYK yurdu. Yurtta Wi-Fi imkanımız var. 7/24 sıcak suyumuz var. Onun dışında yemekler isteyene 3 öğün, isteyene sahur, iftar şeklinde gelebiliyor. Ama şunu söyleyebilirim, hani bu tabii ki bunlar benim kendi kişisel yorumlarım, benim burada yaşadığım şeylerden yola çıkarak yaptığım yorumlar. Ben çok yemekleri beğenmedim. Bunda beğenmeme sebebim cidden rahatsızlık verebiliyorlar. Kullanılan yağdan mı neyden bilmiyorum ama yemeklerin kalitesi cidden çok düşük. Ama anladığım kadarıyla bu sadece burada olan bir şey. Yani sadece burada değil, belki başka yerlerde de vardır ama hani diğer KYK'lara giden arkadaşlarımız Aksaray dışında işte Adana olsun, Kastamonu olsun, onların söyledikleri orada imkanların daha geniş olduğu ve biz burada siparişte de sıkıntı çekiyoruz. Hani tedarik zincirinde bir aksama var. Ben bunu biraz şeye de bağlıyorum tabii ki. Hani Aksaray nispeten tabii ki bir Adana'ya göre, bir Trabzon'a ya da Kastamonu'ya göre daha küçük bir şehir. Bunun da etkisi var bunda. Yani çok küçük bir yer olduğu için yemek sepeti gibi online sipariş yerleri çalışmıyor. Şirketleri çok çalışmıyor. Yani bir restoran falan var şu an buraya yemek getiren. O da yani getiriyor mu getirmiyor mu belli değil. Ama onun dışında yani genel olarak memnunum tabii ki. Yani kötü bir yer değil. Sonuçta sıcak su var. Hani bu insanın konfor anlayışına göre de değişebilecek bir şey. Bunlar benim kendi öznel yorumlarım. Hani buradan yola çıkıp hiç kimseye ya da hiçbir kurumu da bağlayıcılığı yok bu yorumlarım. Buradan yola çıkılarak bir yorum yapılamaz. Şimdi onun dışında arkadaşlar şöyle de bir konu var. Yani internette görüyorum tahliye uçuşu. Tahliye uçuşu adı altında yapılıyor bu uçuşlar ama yani bu uçuşlar sadece Türk vatandaşlarına özel yapılmıyor. Yani şu an Türkiye'de olan Rus vatandaşları da kendi memleketlerine dönüyorlar. Yani özel uçuşlar yapılıyor. Yani bu çok öyle abartılıp medyada böyle aşırı propagandası yapılacak bir şey değil ki. Onu geçtim onun dışında. Yani zaten paramızla geliyoruz. Hani bir de normalde olan bilet fiyatının neredeyse iki katı kadar bir para verip geliyoruz yani. Hani bu şu an Türk medyasında gördüğüm tahliye uçuşu işte vatandaşlarımızı bırakmıyoruz gibi yorumlar var ama yani yazılar var ama hani çok da gerçeği yansıttığını söyleyemem. Hani ben YouTube'un biraz da serbest bir ortam olduğunu düşündüğüm için, hani özgürlükçü bir ortam olduğunu düşündüğüm için bunları da sizle, değerli takipçilerimizle paylaşmak istiyorum. Yani bunların da farkında olun lütfen. Özellikle bu Türk Hava Yolları'na bizim ismimiz iletildi. Orada bir liste yapıldı bu tarz işlemlerde. Hem St. Petersburg Başkonsolosluğu hem Moskova Büyükelçiliği, özellikle eğitim müşavirliği bizimle çok ilgilendiler. Bizimle çok telefon açtılar, irtibat halinde oldular, daimi bilgi aldılar. Yani bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bu konularda da cidden çok destekler oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir şekilde bu süreci yönettiler ve yönlendirdiler. Akif'e çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Üşenmeyip bu işleri yaptığı için, bizler için, video çektiği için çok çok teşekkür ediyorum. Efendim tek dileğim var. Umarım bu dünyanın üstüne çöken kara basan virüs bir an önce toz bulutu gibi kalkar gider ve hastanelerde yatan insanlar sağlık bulur, bir şekilde iyileşirler ve hiçbir şekilde ölüm gerçekleşmez diye umuyorum ve diliyorum. Efendim kanalı takip etmeye devam edin. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda da sizin başınızdan geçenleri belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.